haksız veya suçlu olduğunuz belli olmuyor. Yani birisi 10 milyon, birisi 500 bin dediği insanın hesabında belki 20 milyon giriş var değil mi? Tabii. Bay Yünker isimli yayıncı, yayıncı bile değil benim için de fenomen olarak geçiyor, küçük fenomen. Cellat'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Cellat da açmış yayını. İade jeton var, sonuna kadar katılıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Açıklama videosu için buradayız. Herkesin beklediği gibi, herkes merak içerisinde. Biz de zaten dün çıktık, dün gece çıktık. Ancak yeni müsait olabildik. Tabii kafamızda yerine değil, yeni toparlıyoruz. Merhabalar bu arada, böyle merhaba falan. Tanıştıracağım. Olur, olur hemen şey yapayım. Tanıştır beni. Tanıştırmayı zaten tanıyorsunuz da. Ben de zaten İstanbul'dayken, daha henüz dönmedim Antalya'ya. Oğlum gözümde tutuyor. Onur'layken, Onur'u da dedim ki, kardeşim böyle böyle bir şey düşünüyorum. İnsanlar açıklama bekliyor. Çünkü bizi haksız yere suçladılar. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmeden. Anlattılar. Onur kardeşimle yan yana geldik. Bu açıklama videosunu beraber yapalım dedi. Evet. O da sağ olsun bizi kabul etti. Kendisi koğuş arkadaşım oldu benim. bu sebepten dolayı beraber çok güzel bir ortamda, savunalı, hamamlı baş başa kaldık. Güzel anılarımız oldu valla. Çocuğunu çok özledi ama. Evet. Gerçekten. Yani şunu şöyle söyleyeyim. Biz bildiğiniz gibi bir sene oluyor mu? Bir evet, 15 ay falan oluyor biz tartışalı kavga edildi. Doğru. Bir 15 ayda falan filan biz konuşmuyorduk. Tartışmıştık bir mevzulardan dolayı. Ama tabii koğuşa girdiğimizde mecbur kalıp yani hiç çok yakınlaştık. Hiç beklemediğim bir noktada bir baktım karşımda Onur'u gördüm. O da çok kötü bir durumdaydı. Zaten girdikten sonra biz de çok kötü olduk. Özellikle insan tabii işlemediği bir suçtan dolayı içeride olduğu zaman. Evet, yazık ki. Ben diyorum orada da söyledim. Allah kimseyi işlemediği bir suçtan dolayı bir şeyin karşısına koymuyor. Çünkü işlersen şuradan dersin ki ya ne konuşuyorsun? Yani sen bunu işledin ve suçunu çek kardeşim. Konuşma dersin yani. Orada işte tekrardan konuşmaya başladık. Çok kötü zamanlarımız oldu. Çok kötü dakikalar yani yeri geldi o yalnız kaldı. Yeri geldi ben yalnız kaldım. Özellikle orada yalnız kaldığın zaman çok kötü değil mi? Evet ne yazık ki. Işık hiç kapanmıyor bir kere. 24 saat boyunca. Yaklaşık 5 metrekare. Gözaltı süreci nezarethane koğuş gibi değil. Birazcık daha zor. Şartlar zor. Psikolojik olarak bizi çok zorladı. İkimizi de ben zaten 6 kilo vermişim. O birazcık daha sportifti. Daha detaylara girmeden öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu ön hazırlık olmadı işte videoda tamam. Evet evet. Okay. Biz bu arada ben direkt geldim. Oturup çektik. Ben geldim olur direkt anlatalım dedim. Anlat, evet, ben direkt şunu söyleyeyim. Öncelikle şunlara bir cevap verelim. Biz içerideyken yani haksız veya suçlu olduğunuz belli olmadan bizim için konuşanlara bir cevap verelim. Videoya böyle başlamak istiyorum. Az önce mesela Burak Güngör'ü arayarak başladık. Kendisiyle bir video çekeceğiz büyük ihtimal yarın. Kendisinin yayın tarzı Burak Güngör'ün bu tarz bir şeymiş. Yani böyle kaos videolarla. Evet haber diyor ama kaos gibi gözüküyor. Bununla alakalı mesela kendisiyle yarın bir video çekeceğiz buluşup benimle baş başa. Onu konuştuk. Onun dışında kimle konuşabiliriz? Kayda değer çok tipler yok ama. Ben mesela Burak'la ilgili ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Burak mesela diyor ki ben işte videom yayındaydı onu apar topar kapattım bu videoyu soktum meydana. Ben onun yerinde olsam şöyle bir şey yapardım. Öncelikle bir olayın içeriğini düşünürdüm. Olayın içeriği öğrenmeye çalışırdım. Çünkü çok büyük bir operasyonla karşı karşıyasın. Bunu böyle kalkıp da işte televizyon. Abi televizyonlar bugün her şeyi anlatabilir. Adamın 9 milyon diyorlar alakası yok. Yani birisi 10 milyon, birisi 500 bin dediği insanın hesabında belki 20 milyon giriş var değil mi? Tabii. 500 bin dediğin insanın da 20 milyon giriş var. Onu farklı söylüyor, bunu farklı söylüyor. Kardeşimin cahilliğine veriyorum. Yani ben öyle görüyorum. Ve bu yani bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmayanların fikir de sahibi olmaması gerekiyor. Aynen. Çünkü hassas bir konu. Şimdi kesinlikle. Bu konudan dolayı mesela Bay Yünker isim yayıncı, yayıncı bile değil benim için de fenomen olarak geçiyor. Küçük fenomen. 6 sene belki de hapis yatacak bilmiyoruz. Belki 3 ay. Ama minimum bir 3 ay, 2,5 aylık bir hapis süreci geçirecek ve bu adam şu an cezaevinde. Yani olayın tekeçkenen şu an cezaevinde. Birçok insan cezaevinde. İşte dosyayı öğrenirsin. Çok ciddi yani. Evet dosyayı öğrenirsin. Dersin ki ya kardeşim 200 kişi gözaltına alındı. Bunların hepsi suçlu. Doğru mu? Evet. Yani böyle konuşun. Burak'a bunu söylüyorum. Yani kardeşim bir şeyleri öğren. Ya kaos yaratmadan önce yani bunu öğrenmeden konuşuyorsunuz. Açıkçası üzüldüm, kırıldım. Zamanında bir konuyla ilgili eşim de korumuşluğu var. Yani burada benim veya senin herhangi olayın içeriğini bilmeden böyle konuşması beni açıkçası kırdı. Lütfen buna dikkat etsin. Çünkü hepimizin aileleri var. Hepimiz aileleri bunu izliyor. Cellat'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Cellat da açmış yayını. TikTok yayında demiş ki işte böyle bir de alaycı tavırla ben 200 lira şahsen kimseye vermezken bu adamlar milyonları kaldırıyorlar falan filan. Yine söylüyorum. Bu TikTok'ta evet kara para aklama yapanlar vardır. O zaman varsa böyle bir kanıtın isim verirsin. Dersin ki arkadaşlar şunu yaptı. O zaman ben de şunu söylüyorum. Madem sen kimseye 200 lira vermiyorsun. PK'lar yaparken BCK atıp işte ne bileyim o zaman Juventus mu vardı? Aslan Bey var. Kimler? Hani bunlar sana böyle spor arabaları ne bileyim işte o aslanları gönderirken. Niye demedin abi buradan bana aslanları falan atmayın da IBAN'dan atarsın diye. O zaman onlara da bunu söyleseydin yani. Ben de otomatik bu çıkar. Şimdi buradaki olay şu. Benim gördüğüm o kişiyle alakalı ismini falan geçirmekle çok istemiyorum. Dün
telefonda biraz kendisiyle atıştık. Daha yeni oldu. Bu bir fırsattı onlar için. Tabii ki, aynen. Bu fırsatı değerlendirdiler. Hemen bizi yargısız infaz ettiler. Hemen idam ettiler. Hemen temiz hak oldular. Hemen o listede isimleri olmadığı için. Çünkü başarılı yayıncılar olmadığı için canlı yayın içeriği üretiyen şey o, video içeriği olarak değil de yayıncılık olarak başarılı olmadıkları için platformda. Bu tarz bir şeye de kalkışmadıkları için. Bilmiyorum, belki kalkışmışlardı. Herkes şüpheli burada o süreçte. Alınmadılar. Alınanlar da hemen onların gözünde suçlu oldu. Hemen bizi mahkum ettiler. Bu fırsatı değerlendirerek toplumda böyle bir öndermiş gibi. İşte bakın ben doğruyum. Onlar yanlış. Ben doğruyu konuşuyorum. Gördünüz mü? Bakın yapanlar alındı. Gördünüz mü? Bakın yapanlara şöyle. Ne oldu? Biz şimdi burada beraber YouTube videosu çekiyoruz. Evet, ne oldu? Ben senden belki de daha masum. Bu adam belki de senden daha masum. Biz de genel geçer konuşalım o zaman şu an burada fırsatı yakalayınca. Ben içeriden çıkamasaydım demek siz değil takıp oynayacaktınız. Tabii böyle bu böyle arada, diye. Bu arada çıkamayabilirsin. Bir sürü suçlu şekilde duranlar da olabilir yani bunun içeriği. Olay belli değil. Gelirsin. Ben sana hesaplarımı gösteririm. Sen de hesaplarını gösterirsin. Çünkü olay böyle yani. Hı-hı. Eğer hesaplarımda açıklayamayacağım hiçbir şeyi hiçbir nokta yok. Açıklayamayacağı hiçbir şey hiçbir şükür, nokta yok. Çok Allah'a şükür. Şükür. Yani bizim her şeyimiz doğru dürüst düzgün şekilde. Ki buradayız şu anda. Aynen. YouTube ve bunu söyleyebilirim. Cellat'ın hastalığını da biliyorsunuz. Cellat sen de biliyorsun hastalığını. Benim hastalığı bir ara hastalanmıştı. Benim eşimle kötü olmasına rağmen, eşim hakkında kötü konuşmasına rağmen ben onunla büyük olduğum için ve olayına üzüldüğüm için ona dedim ki kardeşim geçmiş olsun inşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşursun. Ama şu an bu yaptığından sonra hiçbir şey hak etmiyorsun benim yüzümden. Ya gerçekten. Şunu yapabilirlerdi yani, mesela. Vicdan sahibi bir insan değil. Ha, mesela şunu yapabilirlerdi. Ya Karin'in çocuğu var mesela 18 aylık. Derdi ki ya Allah evladına bağışlasın. Evet. Veya Onur Sermin hasta annesi var, babası var. Bilmediği için o tabii. Marul'un mesela. Marul'un hasta annesi var. Yani. Allah anasına babasına bağışlasın. Bu insanlar cezaevine girerse belki de arkada bıraktığı insanlar çok zor günler geçirecek diyebilirdi. Halbuki şunu düşünmesi lazım insanların. Cellat senin yaşın biraz küçük olduğu için belki akıl edememiş olabilirsin bunu. İnsanlar cezaevine girdiği zaman onları seven, onları özleyen, onlar için üzülen insanlar olabilir. O insanlar da senin videonu izliyor olabilir. Ya büyük ihtimalle onun ailesi onun için üzülmüyor diye düşünüyorum. Yani ya bilmiyorum için. Ama o videoyu izlediği zaman benim anam, benim babam, bu adamın karısı, bu adamın çocuğu üzüldüğünde senin söylediklerin o zaman kalp kırıcı olur. Kalp kırıcı olmamak lazım. Sen çok önemli bir fenomensin. Sen çok önemli videolar çekmiş bir adamsın. Sen yaşına göre çok büyük, çok olgun olduğunu düşünen bir adamsın. Yaşın çok küçük olmasına rağmen bizden. O zaman öyle davranman gerekiyor. O zaman bu zamana kadar neler yaşadık, neler geçti? Şimdi bunu açıklıyoruz arkadaşlar. Açıklamadan önce de şunu söylemek istiyorum size. Doğru duvar asla yıkılmaz. Aslandan kurban olmaz. O zaman başlıyoruz. Ben şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Açıklamamı şöyle başlayayım arkadaşlar. Ben gece saat 4 civarlarında eşimle beraber film izledikten sonra televizyonu kapattım. 4'te uyumaya başladık. Saat 6'da kapı çalındı. Öncelikle ben 4'te uyuduğum için yani saat 9-10 falan zannediyorum uykulu bir şekilde. Abi bir baktım kapı devam ediyor yani zorlanmaya devam ediyor. Çaldı. Gittim açtım baktım polisler içeri girdi. Aranmam var falan filan. Yine hala ben bir de bu arada polis videoyla girdi. Sana öyle mi girdi? Evet abi canım direkt. Direkt video çektiği için ya ben otomatikman şey düşünüyorum. Herhalde ya Ezgi kışkırtma yapıyor. Yani yemin ederim öyle bir şey anlattım. Kışkırtmaya bak 17 polis. Evet. Abi bize 3 kişi geldi. Sana 17 mi geldi? Dur öğreneceğiz. 3 kişi girdi içeri aranma falan filan. İşte neyse şeyleri falan gördük. İşte anlattı. Ben hala olayın ne olduğunu bilmiyorum. E dedim tamam gidelim yani ifademizi verelim. Bu arada çabuk çabuk geçiyorum. Yani çok uzatmayalım. Ben hala yani tişörtümü falan pantolonumu giydim. Hani gidip ifademi verip geri döneceğim. Olayın yani bu operasyonun bu kadar büyük olduğundan hiç aklımın ucundan geçmiyor. Gittik tabii üstümüzü aldık. Antalya'da işte orada dosyalar masaya ifademiz bizi sevkimizi İstanbul'a geleceğimizi söylediler. Oradan çıktık abi. Konya'ya geldik. Konya'dan Bay Hünkar, Kralingo, bir de bu Michael Carleone bunların destekçileri falan onları aldık. Konya'dan sonra yaklaşık bir 10, 12, 14 saat falan sürdü. İstanbul'a geldik arkadaşlar. İstanbul direktmen bizi vatanda. Tem mi bizim kaldığımız yer? Vatan ha. Şey nezarethane. Vatan diye geçiyor. Öyle mi geçiyor? Ha, tabii. Siber suçlar. Siber suçlar içeriye aldı. Oradan bize ama kaldığımız nezarethane tem olarak geçiyordu. Tem'de kaldı. Tem terörle mücadelenin orada. Evet, evet. Yer orada yani olduğu kaldığımız, için. Kaldığımız evet branş yani, gibi düşün. Şey, evet, yani tamam, 200, evet, evet. 200 kişiyi gözaltına aldıkları için. Şöyle bir takayım olur değil mi 2 saniye? Olman lazım. Olabilir. Yaklaşık 200 kişinin gözaltına alımı olduğu için nezarethanede mesela Siber'inkinde yer yoktu. Bizi o tarafa attılar. Evet, evet. Bu arada oradaki polislere çok teşekkür ederiz. Yani tabii, Allah kesinlikle. Razı olsun bize iyi davrandılar. Kesinlikle. Yani ondan sonra ben oradan Teme bizi nezarethaneye beni getirince ben geldim abi içeriye bir girdim. Ya inanılmaz kötü bir yıkım yaşayan Onur orada gördüm. Onur Sermi'yi gördüm. Tabii ben de orada çok kötüyüm. Yani ikimiz de birbirimizden kötüyüz ama onu şurada o kötü zamanını anladım. Arkadaşlar orada tek başına kaldığın zaman yani ister suçlu ol ister suçlu olma o duvarları
üstüne geliyor. Yani böyle bir durum olamaz. Ondan sonra zaten birbirimizle konuşmaya başladık. Ben tabii Eşref yanımdaydı beraber. O gün de Marul'la dertleştik. Biz şimdi Marul'la bu hastalık sürecinde çok yakınız. Devamlı konuşuyoruz. Yayınımızı yaptık. Ama buradan onu da söyleyelim. Marul'un da annesinin inşallah bulur. Allah, yani inşallah tabii ki Allah şifa versin. Kavuştur. Amin. Çok üzücü bir durum. Yani kesinlikle. Özellikle biz erkek çocuklar biraz anneye daha düşüyoruz. Yani Allah kimseyi anasız bırakmasın yani. Allah korusun. Inşallah. Sonra Marul'la yayını bıraktım. Yattım 10 dakika geçti. Tok 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 hop. Bir tane telefon böyle polisin elinde. Bildiğin Amerikan polisi gibi arkada telefonunu. Önde böyle kağıt. Onu Selim işte evinizde, yani şok oldum ama daha önce de benim evime birkaç kez TikTok'tan dolayı baskın yapıldı. Alışkınım aslında. Ha, yani polis yani. Için ben değilim. Şimdi bende şöyle bir durum var. Hani bunu ilk defa söyleyeceğim. Senin YouTube kanalına özgü bir şey gibi olacak hatta. İşte adliye olsun, hukuksal sorunlar olsun, TikTok yüzünden çok alışkınım. Evime 4-5 kez daha önce yurt dışından asılsız ihbar yapıldı. Baskın yapıldı bayağı böyle SWAT'larla falan. Ne diyor ya? Tabii tabii. Sonra ben dedim ki ya kesin ciddi bir şey var ama hiç TikTok aklımdan geçmiyor. Yani asla. Dedim ki ya biri beni şikayet etti gürültüden, ya bir tanesi yine yurt dışından bana bir iftira attı. Evi arayacaklar, gidecekler. Yani halleder döneriz diye düşünüyorum. Evi arayacaklar. Geldiler. Laptopları aldı, telefonları aldı. Evde tabii para tutmuyorum. Parayı bulamadı falan. Sonra her yeri dağıttılar. Yine her zamanki gibi Onur'da para yok. Dağıttılar, mağıttılar her yeri. Sonra ben dedi ki Onur Bey dedi gideceğiz, geleceğiz. Hani kemerini memerini burada. Ben de diyorum ki gideceğim bir gün herhalde. İfademi vereceğim. Neyse konu. Konuyu da söylemiyorlar. Bir de şimdi aynı zamanda da gizlilik evet, şeyi var. Evet. Yani olayda gizlilik durumu var. Hiç kimse konuyu da söylemiyor. Bizi alan polis de konuyu söylemiyor. Yani dedim hiçbir şey olmadan giderim gelirim. Annemi aradım hemen. Dedim ki ben bugün gelemeyeceğim. 20 dakika 30 dakika bir yere gitmem gerekiyor. Gidiş o gidiş. Tabii ondan sonra gittik. Gayet mutlu. Sen giderken buradan gidersen arabalarını falan almadılar. Abi. Yok arabamı şöyle arabamı aldılar. Otoparktaki arabayı tespit söyledi ettiler. Söyledi mi? He, tabii söyledi tabii direkt Onur Selvi. Arabam da gitti bu arada Onur Selvi. Şöyle gitti derken yani o anda gitti. Geri verecek. Geri verecek yani. Herhangi bir onu da söyleyeyim. Mal kaybım, herhangi bir araba bilmem ne kaybım çok şükür yok. Arabamı da aldılar. Sonra biz onların arabasıyla gittik. Bayağı beni karşıladılar. Bütün yayınları da izliyorlarmış. Bu şöyle bir süreç arkadaşlar. 2020'nin Kasım'ında ben TikTok yayınlarına başlamışım. 2023'ün Haziran'ına kadar ki bütün WhatsApp konuşmaları, bütün TikTok yayınları hepsinin tamamını polis takip etmiş. Ne kadar tapeler büyük operasyon olduğunu yani. Buradan evet. Anlayabilirsiniz. Çok büyük bir operasyon. Yani bütün atıyorum Alex Van'la bir 329 saniyelik bir konuşmam var. Hepsi. Bayağı millete küfür ettiğim falan. Yani önümüzde. Karşısına çıkıyor. Tabii. Kime kaç para göndermişiz? Birine 500 lira göndermişim. Onu bile sordular bana. Bunu neden gönderdin? Hani bu işin detayını öyle düşün. Yani bizim mesela Yalçın'la bir suçumuz olsa 300 liradan dolayı bile hapishanede olabilirdik. Ha, şu anda tabii ki biz suçsuz bulunduk ama dava yani kapatılmadı. Ediyor, yani. Evet, şu anda hala inceleme devam ediliyor. Yarın biz belki de Allah korusun ama tekrardan gözaltına alınabiliriz. Evet. Biz şüpheli olarak girdik. TikTok fenomeni olduğumuz için şüpheli olarak girdik. Şüpheler tutuklu yargılanacak kadar büyük olmadığı için ve suçlar dışarı çıkarıldık. Oradaki süreçte tabii ki Yalçın ve benim gibi olmayan insanlarla kalmak zorunda kaldık bir kısmı. Benim kendi ifadem 12 saat sürdü sadece. Benimle alakalı çok detaylı çalışmalar yapıldı. Çünkü bu operasyonun ne yazık ki en tepesinde ben vardım. Birçok televizyonda böyle gösterdi. Özellikle televizyonların böyle göstermesi. Evet çok üzücü. Mesela CNN Türk'ün müdürü çok yani çok ağır konuşacağım. Yani. Çok yani, ağır konuşacağım kendisine. Zaten evet, kendisine çok ciddi bir dava açacağım. Çok aşağılık bir haber yapmış. Çok aşağılıkça konuşmuş. Çok alçakça konuşmuş. Şov haber bir haber yapmış. O da çok bana göre kötü bir haber yapmış. Habercilik yapmamış. Hemen bizi yargısız infaz yapmışlar. Mesela biraz habercilik yapsalar Onur Selmik suçsuz olduğu için şu anda devlet tarafından dışarıda. İnsanlar insanların düşmesini, hapse girmesini, ölmesini, acı çekmesini izlemek istiyorlar. Doğru, ve bundan keyif alıyorlar. Herkes kalbinin ekmeğini yer ama bakın. İşte ondan sonra biz tabii karşı karşıya geldik. Dediği gibi ilk bana söylediği şey geçmiş olsun dedi. Sağ olsun. Ben de ona tabii geçmiş olsun dedik. Ondan sonra oturdum. Yatağı düzelttik. Yanına geçtik. Yalçın dedi sadece suyu iç. Öpüşmeye başladı diyeceğim sanırım. Yalçın su iç ve olabildiğince yemek yememeye çalış dedi. Evet. Yani biz herhalde orada 3 gün mü kaldık biz orada? 3 gün. Ben senden bir gün fazla bir gün kaldım. Daha, sen yoldaydın. Evet. O 4 gün kaldı. Ben 3 gün kaldım. Bu süre içerisinde yani 1-2 saat falan ancak uyumuşuzdur. Ondan sonra işte çünkü nasıl biliyor musunuz? Arkadaşlar kaldığımız yer 4 tane nezaretten yan yana değil mi? Evet. 4 mü 3 müydü? 4. Bizim solumuzda bir tane vardı. Sağda 3 tane vardı. 5 nezaret. Öyle mi? Yok 4. 4 mü 3 tane daha var? Evet 4. Şimdi her odada 3'er kişi kalıyor. Yani 3, 6, 9, 12. 12 kişi. Bir de nasıl biliyor musunuz? Yani her zaman elini kaldırdın hadi tuvalete gidelim. Öyle bir şey yok yani. Bekliyorsun mecburen. Çünkü düşünün birçok insan var. Orada çalışanlar ve bu arada çok uykusuz kalıyorlar. Tabii yani canım. Her gün şimdi biz mesela değişebiliyorsun ama oradaki polis arkadaş 24 saat 36 saat uyumayan biri var dedi yani yok, değil mi? Polisler de bizimle beraber zaten izin yapmadan çalışıyor.
arkadaşlar. Evet evet öyle öyleymiş bak. Polislerde hiç uyumadan. Şimdi o adam da durmadan başımızda duramıyor. İşte Onur mesela o gün bir 12 saatlik bir ifadesi oldu. Onur ifadeye giderken de öbür Urfalı bir kardeşimiz vardı. O da galiba parmak izi vermeye mi ne gitti. Evet. Ben orada yalnız kaldım. İşte orada Onur'u anladım. Normalde ben o Onur'un yani o yalnız kaldığı anı anlama ihtimalim yoktu. Yani yalnız kalınca orada evet bir iki kişi olduğu zaman konuşuyorsun sohbeti kafanı dağıtabiliyorsun. Tabii canım. Ay bir ara nefessiz kaldım. Yani ben herhalde yaşım genç olduğu için düşünüyorum. Yoksa kalp krizi falan geçirebilirdim. Gerçekten yemin ederim. Yani kalbim sıkışıyor, nefes alamıyorum. Oğlumu düşünüyorum. Her gözümü kapattığımda oğlum aklıma geliyor. Çünkü ben evden ilk çıkarken oğluma dokunamadım. Yani hala mesela yemin ederim. Hala görüşemediniz. Doğru. Allah çarpsın. Ben diyordum ki. Ben anlayamıyorum şey, oğlum olmadığı için. Valla öyle. Suçlu olsam yemin ederim. Bak bunu canı gönülden söylüyorum. Suçlu olsam kendime söyleyeceğim orada da size de söyleyeyim. Tek söyleyeceğim şey şu. Sen bu suçu işledin. Şimdi eşek gibi çekeceksin. Hiç arkana bile bakma. Ama herkese ben bunu söylüyorum. Ben hiçbir şekilde Allah'a şükür usulsüz hiçbir şey yapmadım. Bütün düşünün ya bu adamın 2020'deki WhatsApp konuşmasını önüne koyuyorlar. Banka kayıtlarınız. Yani burada saklayabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sen hani ben işte şunu yapmadım diyorsun ya. Gel buraya diyor. Bak kardeşim bu var diyor. Yapmadın diye. Tabii bak. Ki ben 15 aydır yayın yapmıyorum. Bunun içinde yokum. Eşim siz de biliyorsunuz ki TikTok'u bıraktı. E ben böyle bir şey yaparsam yani TikTok bırakma dünyanın en aptallığı olması lazım. Evet, doğru değil aynen mi? Aynen öyle. E bu adam kardeşim. Şöyle bir şey daha var. Aynı zamanda TikTok attığı hediyelerin %70'ini kesiyor. %30'u yani, kalıyor. Evet. Şimdi çok yüksek para kazanan bir yayıncı olarak TikTok'tan %70'ini TikTok kesiyorken üzerine %30'luk kalan kısımdan bir kara para aklamak zaten dünyanın en gerizekalı işi. Bunu aptal bir adama sorsan evet. Yapmaz biliyor musun? Yani adam zaten 10 milyon soksa içeri. Aha. Düşünsene 3 milyonu kalıyor. Alnımız açık. Böyle şeylerle işimiz hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da. Ben her zaman söylüyorum. Eşime de her zaman orada da söylüyorum. Burada da söylüyorum. Benim eşime söylediğim her zaman bir kelime var. Biz 100 lira kazanacağımıza 10 lira kazanalım ama huzurumuz yerimizde olsun. Aynen öyle. Ben her söylüyorum. Zaman hayata bakış açım budur ve her zaman da böyle olacaktır. Zaten yaşadığımız şeyler de bunlar. Aşağı yukarı anlattık. Çok kötü dakikalardı. Allah'a şükür buradayız. Allah'a şükür oradan kurtulduk. Çıktık. İnşallah hakkımızda yine hayırlı bir şekilde dava sonuçlandı. Amin. Bu saatten sonra da bizimle ilgili bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum zaten. Ama yine bizim ben canı gönülden söylüyorum. Yani bizim ben hiçbir zaman kanunsuz hiçbir işin içinde olmadım. Çok şükür. Onur aynı şey da benim için de geçerli. Yine söylüyorum. Başka söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yayına geçiyorum ben de. TikTok'ta bugün yayınım var. Uyarın yayınlanacak değil mi? Evet. Biz bunu büyük ihtimalle bu gece bir TikTok Türkiye rekoru kırılacak. Bunu da önceden duyuralım ya canlı yayın rekoru. İnşallah kırmayı hayal ediyorum yani. Ben daha detaylı bir şekilde orada yaklaşık bir saat bunu konuşacağım. Yalçın'la da alakalı. Hani zaten bu biz bunu yayınladıktan sonra kayıtlar evet, yine çıkar piyasaya. Sonra da bu video olacak. Kayıtlar da zaten düşmüş olur. İnşallah açıklayıcı, güzel, samimi bir video olmuştur. Kanalıma hoş geldiniz. Daha bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Geçmiş olsun. Sana da. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.